Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Gerçek güçlü kişi, bu güçlü kişi kelimesi aslında metinde şerit kelimesiyle ifade edilmiş. Güçlü kişi diye çevirebilirsiniz. Sonraki cümlelerden hareketle e, Türkçe'ye baba yiğit falan diye çevrilmiş, yiğit diye çevrilmiş, pehlivan diye çevrilmiş. O zaman hepsini kullanabilirim. Hepsini birleştirerek düşünün zihninizde. Gerçekten güçlü olan kişi, gerçekten kahraman olan kişi, gerçekten pehlivan olan kişi, baba yiğit olan kişi bir müsabakada, bir mücadelede rakibini yenen kişi değildir. Gerçek güçlü kişi öfke anında kendisine sahip olabilen kişidir. Buyuruyor Resulullah Aleyhisselam. Şimdi burada bir kez daha hatırlamakta fayda var. Neyi? Bazen ayetlerde görüyoruz, bazen hadislerde görüyoruz. Hep kullanılan bir kelimenin yani Arapların zaten bildiği ve kullandığı bir kelimenin içeriğini değiştiriyor Resulullah Aleyhisselam ya da bazen ayetler değiştiriyor. Yani mesela diyelim ki takva diye bir kelime var ve takva kelimesi Arapların bilmediği bir kelime değil onun içeriğini farklı dolduruyor. Mesela sabır kelimesi bilmedikleri bir kelime değil ama içeriğini farklı dolduruyor. Burada da yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Güçlü kişi, pehlivan kişi kimdir? Eyzan i̇nsanın aklına ne geliyor hemen? Güreşte rakibini yenebilen kişidir. Bir savaşta mesela düşmanlığı yenebilen bir kişidir. Birebir mücadelede karşısındaki insana galip gelebilen bir kişidir. Bir daha ifade ediyorum. Bir mücadelede karşısındaki insanı yenebilen kişidir. Yiğit adam, güçlü adam, pehlivan adam dediğimiz kişi. Peygamber Aleyhisselam bunu alıyor ve değiştiriyor. Diyor ki: "Bu işin kolay kısmı. Biraz çalışırsınız ve sonra başka birini yenebilecek hale gelirsiniz. Mesela biraz spor yaparsınız, bir iki taktik öğrenirsiniz. Bu konuda iyi bir çalışma yaparsınız. Mesela 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık böyle güçlü, böyle sıkı bir çalışmadan sonra bedeninizde bazı kabiliyetler oluşturursunuz. Sonra karşınıza gelen insanların bir çoğunu rahatlıkla yenebilirsiniz. Bedensel bir mücadelede. Ya da tartışmayla ilgili biraz kitap okursunuz, biraz bir şeyler dinlersiniz, genel kültürünüzü artırırsınız, konuşma teknikleri ile ilgili çalışmalar falan yaparsınız. Hatta bunu da kendi kendinize biraz denersiniz. Sonra Tartışmada karşısındaki insanları kolayca yenmeye başlarsınız. Yenemedikleriniz de olur ama çoğu zaman ortalama bir insanı yenebilir hale gelirsiniz. Yani dışarıdaki bir insanı yenmenin kolay olduğunu söylüyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Peki zor olan ne? Diyor ki zor olan senin dışındaki, senin karşındaki kişiyi yenmek değil. Zor olan senin içindekini yenmektir. Yani kendi kendini yenebilmek nefisle mücadele düşmanla mücadeleden çok daha zor bir mücadeledir. Neden? Çünkü düşmanınızla bir saatliğine kapışırsınız, bir günlüğüne savaşırsınız, bir aylığına savaşırsınız. Dişinizi sıkarsınız, o bir ayı atlatırsınız, bir yılı atlatırsınız. Diyelim ki bazı savaşlar dört yıl sürmüştür. O dört yılı atlatırsınız. Kimi savaşlar on yıl sürmüştür. Bu on yılı atlatırsınız ve sonra bu iş rahatla biter. Bir güreş müsabakası bilmem kaç dakika sürüyorsa artık o kadar dakika dişinizi sıkarsanız ve bu iş biter. İnsanın kendisiyle yaptığı mücadele belli bir zaman diliminde yaptığı mücadele değildir. O hep devam eden bir mücadeledir. Ve karşına alıp da onunla kavga edemediğin için onunla mücadele etmesi zordur. İçinde, içinde olduğu için çoğu zaman içindeki o Rakip olan şey seni ele geçirir, bir daha söylüyorum. İçinde sana rakip olan şey seni ele geçirir ve sen rakibinin istediği gibi davranmaya başlarsın. Rakibine hak verirsin yani. Burada Hz. Peygamber aslan öfkeden bahsediyor ama konu sadece öfke de değil. Başka hadislerden, ayetlerden ve günlük yaşamdaki tecrübelerimizden biliyoruz. Hemen hemen bütün duygusal patlamalar mesela korku böyle aniden geri veren korku. İnsanı çok ciddi iç, böyle e, kendi eline alan korku. Mesela çok yüksek dozdaki üzüntü. Mesela insanı aklını başından alacak diyeceğim, onu tekrar oraya bağlayacağım. Sevinçler, heyecanlar, meraklar, büyük mutluluklar, büyük sevinç yaşadığınız anlar. Buna bir de öfkeyi dahil ediyoruz. Buna benzer duygular akıl katili olan güçlerdir. Onlar geldi mi ilk yaptıkları şey aklı devre dışı bırakır. Üzüntü gelir, aklı devre dışı bırakır. Korku gelir, aklı devre dışı bırakır. Öfke gelir, aklı devre dışı bırakır. Resulullah Aleyhisselam zaten başka bir hadisinde öfke gelince akıl gider buyuruyor. Aklın gitmesi niye çok önemli? Çünkü insan aklı olduğu için Allah tarafından muhatap alınan varlıktır. Dinin muhatabı akıllı insandır. Yani biz bunu hep sürekli öğretmiyor muyuz? İslam dininde bir kişinin mükellef yani sorumlu bir kişi olabilmesi için önce akil sonra da bali olması gerekiyor. Bali olması ne? Yani aklının belli bir olgunluğa geldiği yaşa kadar büyümüş olması gerekiyor. Konu yine akılla ilgili. İnsanın sorumluluğu akılladır. Aklı devre bıraktınız ve insanı kaybettiniz aslında. Geriye kalan şey sıradan bir canlı varlığa dönüştü. Her şeyi yapabilir. Neden bu hadiste öfke öne çıkartılmış? Çünkü öfke diğer duygular gibi değildir. Öfke her an gelebilir. Mesela çok uzun süre bir şeyden korkmadan hayatınız devam edip gidebilir. Çok uzun süre çok büyük bir üzüntü yaşamadan hayatınızı sürdürebilirsiniz. Çok uzun süre çok büyük bir sevinç yaşamadan sürdürebilirsiniz ama öfke öyle değil. Öfke hayatınıza her gün ve günün herhangi bir saatinde hiç beklenmedik bir şekilde girebilir. Durup dururken çocuğunuzun yaptığı bir şey sizin böyle Türkçe ifadesi söylüyorum tepenizin atmasına sebep olabilir. Gözünü kan bürümek diye bir şey var ya gözünüzü kan bürüyecek hale gelebilir. Durup dururken eşinizin bir sözü, bir tavrı, bir duruşu ya da bir yaptığı iş sizi bir anda kışkırtabilir. Sokakta yürürken birinin yaptığı bir hareket, birinin bir söylediği bir söz, iş yerinde birinin yaptığı bir hareket Efendim trafikte bir arabanızı sıkıştırması hepsi bir anda patlamıyor içeride. Öfke diğer duygular gibi değildir. Öfke diğer duygulara kıyaslayınca insanın sürekli muhatap olduğu duygudur. Peki ne diyor Peygamber Aleyhisselam? Öfkelenmeyin. Onu dedi hadiste var ama bu hadisle böyle anlamak gerekiyor zaten. Peygamber Aleyhisselam diyor ki öfke anında kendine sahip olabilen kişi yiğit kişidir. Mesele öfke değil. Mesele, öfkelendikten sonra öfkenin etkisinde kalarak yaptıklarınız. Öfkenin etkisinde kalınca söylediğiniz sözlerle kırdığınız kalpler, bozduğunuz ilişkiler, öfkeyle çevrenize verdiğiniz zararlar, öfkeyle birine yaptığınız haksızlıklar, zulümler. Bunun yol açtığı hem maddi hem manevi zararlar. Öfke gelince akıl gitti ve her şey alt üst oldu zaten. Öfkelenince benim gözüm dünyayı görmez dene diyen ve bunu meziyetmiş gibi söyleyen insanlarla dolu dünya. Müslüman insanlar yani. Ya ben böyleyim işte yani. Ben kızdım mı diye başlayan bir cümleyle kendilerini temize çıkartan ve iman ehli olan, ibadet ehli olan insanlar var. Onlara da özetle söylemek gerekiyor. Bak iman ehli, ibadet ehli bir adamsan ama ben kızdım mı diye başlayan bir cümleyle kendi kızgınlığını temize çıkartıyorsan o kızgınlıkla yaptığın ameller senin iman ve ibadetle kazandığın pek çok iyiliği mahvedebilir. Sen tuğla tuğla bir bina örmeye çalışıyorsun. Sonra öfkeleniyorsun. Kendi kurduğun binaya dipten bir dinamit koyuyorsun ve yıkıp gidiyorsun. Durup dururken yıllarca devam eden bir ilişkiyi, bir mesela evlilik ilişkisini bir öfkeyle mahvedebiliyorsun. Çocuğunla ilişkini yıllarca düzelmeyecek hale getirebilirsin çok candan böyle ilmek ilmek örerek büyüttüğünüz bir arkadaşlık ilişkisini bir an onun bir sözüne, bir cümlesine, bir hareketine kızarak tamam bitti bu iş diyecek noktaya getirebiliyorsun. Ne oldu? Akıl gitti. Akıl gitti ya. Öfke geldi ve akıl gitti. Resulullah Aleyhisselam diyor ki bak, gerçekten güçlü adam kendisiyle mücadele eden bir adamdır. Zor mudur? Evet, zordur ya uzun sürelidir. Ömür boyu devam edecektir. Her gün, her saat kendimize bu hassasiyeti hatırlatmak gerekiyor. Ama bunun gerçekleşebilmesi için de en önemli temel ihtiyacımız şu. Normal zamanlarda da biz hayatımızı aklın ve dinin rehberliğinde yaşama alışkanlığı kazanmamız gerekiyor ki öfke geldiğinde de o yaptığımız genel egzersiz sebebiyle öfkemizi kontrol edebilelim, öfkeyle hareket etmeyebilelim. Allah bizi öfke başka başta olmak üzere duygularının egemenliğine kapılıp aklı ve dinin bilgilerini kenara bırakan insanlardan olmaktan muhafaza etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.